terörist başının yargı sürecinin nasıl başladığını biliyor musunuz? 15 Şubat 1999. Terörist başı Türkiye'ye getirildi. 31 Mayıs 1999. Terörist başı Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından yargılanmaya başladı. 29 Haziran 1999. Terörist başının Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. 25 Kasım 1999. Yargıtay 9. Ceza Dairesi terörist başı hakkında verilen idam cezasını oy birliğiyle onadı. Terörist başının İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkını nasıl kazandığını biliyor musunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11 No'lu protokolünün 1997 yılında kabulüyle mümkün kılındı. 1997 yılında kabul edilen bu protokolle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisi daimi olarak kabul edildi. Bu protokolle terörist başı mahkemeye başvuru hakkı elde etti. Peki 1997'de iktidar kimdi? Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonu. Peki bu protokolün altında kimlerin imzası var? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcıları Abdullah Gül ve Abdülatif Şener. Sonuç: terörist başı bu protokole dayanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş ve dava sonuçlanana kadar infazın ertelenmesini istemiştir.